Sevgili arkadaşlar, bu videoda düşüncelerin neden gerçekleşiyor? Bunu sana hem psikolojik hem de kadim olan değerlerimize göre anlatmak istiyorum. Düşüncelerin neden gerçekleşiyor? Çok basit anlatayım. Senin beynin. Burada bir düşünce olsun, artı olsun düşünce. Düşünce kalbimize iniyor. Bak kalbimize iniyor. Düşüncemiz aynısı kalbimizin sağ tarafında aynı görüntü oluşturuyor. Basit dille anlatmaya çalışıyorum. Ve kalbine koyduğun zaman kalbinde, gönlünde bir frekans yayılıyor. Belli bir sayıda frekans yayılıyor. Bu frekans bilinçaltı gücüyle bu istek yayılıyor değerli arkadaşlar. Ve kalbe indirdiğin zaman bu frekansla, öyle düşün, frekansla her yere emir salınıyor, emir gönderiliyor. Eğer gönlüne düşünceni indirirsen, buradan iyi yayılırsa, tam gönlüne koyduysan, işte gönlüne koyduğun o şey gerçekleşiyor. Düşünce gerçekleşiyor. Peki bunu sana dini çerçevede nasıl anlatabilirim? Bak şöyle anlatabilirim. Sürekli insanlar sana teşekkür ettiğinde, sen bir iyilik yaptığında sana ne diyor? Hangi cümleyi söylüyor? Allah gönlüne göre versin diyor, değil mi? Gönül, yani kalbine göre versin diyor. Sen öyle bir dua aldın. Herkes aslında o duayı aldı. Hani eyvallah, Allah gönlüne göre versin. Teşekkürler, Allah kalbine göre versin diye var. Herkes bu duayı aldı. Şimdi sen kafandaki bu düşünce, tamam mı? Gönlüne indiği zaman gönülde ne varsa onu gerçekleşecek ya. Hazreti Allah verecek ya. Çünkü öyle bir dua etti insanlar sana. Ve gönlüne indirdiğin an o gerçekleşiyor. Beynindeki düşünceyi kalbine indirdiğin zaman iyi, şu anda iyi veya kötü ne varsa düşünceler gerçekleşiyor. Hani derler ya, kalbini temiz tut. Bak, kalbini temiz tut. Yani pozitif tut, güzel tut. Olumlu tut. Olumlu tut. Peki olumsuz tutarsan ne olur? Olumsuz tutarsan, kalbin kirliyse eğer, tamam mı? Negatif bir durum varsa o zaman negatif şeyler başına geliyor. Kalbine olumsuzluğu koyarsan o zaman olumsuz oluyor, gerçekleşiyor. Yani senin kalbinde ne varsa o gerçekleşiyor. Peki kalbine inmeden önce ilk nerede başlıyor bu olay? Kafada başlıyor, değil mi? O yüzden mindset diyoruz. O yüzden bakış açısı diyoruz. İlk yapman gereken değişiklik kafandaki kilitler, düşünce, bakış açısı. Tamam, bakış açısı. Bakış açısı eğer senin olumsuz ise, hayata olumsuz bakıyorsan, negatif bakıyorsan, tamam, olumsuz. O zaman olumsuzluk kalbine iniyor. Olumsuz bir bakış açısı kalbine iniyor ve sürekli olumsuzluklar yaşıyorsun. Hatta şunu söylüyorsun. Ya bütün deliler beni buluyor. Bütün belalılar beni buluyor. Hep benim başıma geliyor. Millete bir şey olmuyor. Milletin başına bir sıkıntı gelmiyor. Aa, hep bana geliyor. Bir tanesi öyle demişti en son. Hocam, bütün kötü insanlar beni buluyor. Hep kötülüğü ben çekiyorum. Hep beni kandırıyorlar. Hep bana kötülük yapıyorlar. Neden? Çünkü senin bakış açın öyle. Hayata bakış açın olumsuz, karamsar. Kafandaki bu karamsarlık olduğu müddetçe gönlünde de karamsarlık oluyor. Karamsarlık gönlünde olunca hayatta hep sıkıntı yaşıyorsun. Hayatın bir manası kalmıyor ki. Senin için bir değeri kalmıyor ki. Bir anlamı yok. Niye yaşıyorum diyorsun o zaman. Dolayısıyla sen ilk önce şurada, bak şuradaki kafandaki kilitleri açman gerekiyor. Bak, kafandaki kilitler, olumsuzluklar, öyle düşün. Kafandaki kilitleri doğru anahtarla açman gerekiyor. Yani bu olumsuzluğu olumluya çevirmen gerekiyor. Yani çerçeveyi, resmi değiştirmen gerekiyor. Negatif olanı pozitife çevirmen gerekiyor. Sen çerçeveyi, resmi, kafandaki bakış açısını pozitife çevirirsen eğer, tamam mı, pozitife çevirirsen, o zaman gönlündekini de pozitife çeviriyorsun, olumluya çeviriyorsun ve olumluluk yaşıyorsun, sürekli iyilik yaşıyorsun, bütün güzellikleri çekiyorsun. Mıknatıs gibi bütün böyle bereket, huzur, ailedeki güzellik, mesleki konuda başarı, parasal konuda bereket, sağlık konusunda güzellik, hepsini çekiyorsun. Ama ilk yapman gereken şey neymiş? Kafandaki kilidi, kafandaki bakış açısını değiştirmek. Kilidi açarak bakış açıyı değiştirmek.
olumsuzluklardan, karamsarlıklardan kurtulman gerekiyor. Kafanda olumsuzluk varsa, tamam mı? Kafandaki düşünceler sürekli negatifse, ben bunu dua ile düzeltirim diyorsun. Dua esnasında yanlış kelime söylüyorsun. Mesela ne diyorsun? Diyorsun ki Allah utandırmasın diyorsun, değil mi? Sanki bütün olumsuzlukları Hazreti Allah veriyor, o iyilik vermiyor. Sen de sürekli Allah pişman ettirmesin, Allah utandırmasın, Allah elimden almasın, Allah bozmasın gibi negatif kelimeler ile, tamam, çünkü kafanda negatif düşünce olduğu için negatif kelimelerle dua ediyorsun. Bu sefer Hazreti Allah'a kötü şeyleri isnat ediyorsun. Çünkü Allah bozmuyor ki, sen bozuyorsun. Bütün iyilikler Rabbindendir, bütün kötülükler senin nefsindendir diye bir ayet-i kerime varken sen sürekli kötülükleri sanki Hazreti Allah veriyormuş gibi bir çeşit iftira atıyorsun. İftira atınca da o cümlelerle sürekli negatif şeyler başına geliyor değerli arkadaşlar. Yani bunu sen yapıyorsun. Yanlış dualarla gönlüne indiriyorsun ve gönlündeki negatiflikler böyle frekans olarak yayılıyor ve bütün kötülükleri üzerine çekiyorsun. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Sen elindekilerini kaybetmemek için dua ediyorsun. Kazanmak için değil. Bozmasın, pişman etmesin, utandırmasın. Bunu diyeceğine Allah'ım daha güzel yap, daha iyi olsun. Allah'ım huzur ver, mutluluk ver, başarı ver. Yani sen kafandaki kilitleri açman gerekiyor. Sen açmadan olmuyor zaten. Sadece dua konusunda değil, hayatının her alanında sen kaybetmemek için uğraşıyorsun. Kazanmak için değil. Dolayısıyla senin yapman gereken artık vakti geldi. Kafanı kumdan, topraktan çıkarıp harekete geçmek, farkında olmak, kafandaki kilitleri açmak, doğru anahtarla açıp yeteneklerini, kanatlarını kullanarak arzuladığın yere ulaşmak. Bunun psikolojik açıklamasını zaten konunun içerisinde anlattım ama biraz daha böyle hülasa olarak anlatayım. Senin düşüncelerin senin davranışlarına yansıyor. Ve davranışların negatif olunca olumsuzluklar yaşıyorsun ve bütün olumsuz insanları ve olumsuzlukları kendine mıknatıs gibi çekiyorsun. O yüzden sen artık harekete geçmen lazım. Artık bunun farkına varman gerekiyor. Yani birilerini suçlayarak, ama hocam benim çevrem böyle, işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi, ondan dolayı diye suçlamayı bırak artık. Artık sorumluluk al. Tamam mı? Bu gerçeği kabul et. Sen artık sorumluluğu ele alıp harekete geçmen gerekiyor. Çünkü sihirli değnek yok. Öyle sadece oturup bekleyerek bir yere varamazsın. Sihirli değnekle kimse gelip seni kurtarmayacak. O yüzden sen artık harekete geçmen lazım. Kendine değer ver. Sen kendine değer vermezsen sana niye başkası değer versin? Niye versin ya? Neyin var yani senin? Sen kendine ilk önce değer vereceksin. İlk önce sen kendine kıymet vereceksin. Kendine zaman ayıracaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Kendini seveceksin. Sen eğer kendine bunu yapmazsan zaten herkes sana kötü davranacak. Sen kendine iyi davranmazsan herkes sana kötü davranacak. Dolayısıyla kendine bir iyilik yap. Harekete geç. Tamam mı? Bunu artık fark et. Kafandaki kilitleri açman gerektiğini artık fark et ve yetenekleri kullanmanı, yani kanatları kullanman gerektiğini anlaman gerek. Sen neyi anladın? Mesaj ne burada? Gönlündekilerini yaşıyorsun, değil mi? Gönlünde ne varsa onları yaşıyorsun. Negatif ile doldurduysan, olumsuzlukla doldurduysan olumsuzlukları yaşıyorsun. Peki ilk başlangıç noktası neresi? Beynin. Tamam mı? Beynindeki düşünceni değiştirmen gerekiyor. İlk oradan başlıyor. Yani kafanda negatif düşünceler varsa, vesvese varsa, sürekli seni rahatsız eden o olumsuz kelimeler varsa onu pozitife çevirmen gerek. Pozitif. Pozitife çevirdin mi gönlündeki de pozitife dönüyor. Pozitife dönünce gönlündeki frekansta sen olumlulukları çekiyorsun. Arzuladığın ne varsa, aile, tamam mı? Kişilik, meslek, para ve sağlık konusunda ne yaşıyorsun? Başarılar yaşıyorsun. Huzur yaşıyorsun. Arzuladığın hedefe ulaşıyorsun. Ama neyle oluyor? İlk önce kafandaki kilidi doğru anahtarla açarak, değiştirerek. Bizim sana bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.